kıymetli konuklar. İlim Yayma Cemiyeti Malatya Şubemizin düzenlemiş olduğu Orta Doğu ve Türkiye adlı konferansımıza hoş geldiniz. Program akışımız şu şekilde düzenlenmiştir. Kur'an-ı Kerim tilaveti, akabinde açılış konuşması ve sonrasında konferansımız başlayacaktır. Değerli misafirler, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinde 204. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve ona kulak verin ki merhamet olunasınız. Biz de programımıza kitabımız Kur'an'la başlamak istedik. Şimdi yurdumuzun öğrencilerinden Filistinli Muhannet kardeşimizin Kur'an-ı Kerim tilaveti için huzurlarınıza davet ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا النار مأواكم هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون صدق الله العظيم الفاتحة. GB 2993 araç sahibi aracan maske ediyor. Kardeşimize teşekkür ediyoruz. Şimdi de açılış konuşmalarını yapmak üzere bu konferansın hazırlanmasında ciddi emek sarf eden hocamız Ali Seyli Yılmaz'ı sahneye davet ediyorum. Değerli misafirlerimiz, İlim Yayma Cemiyeti'nin Malatya Şubesi olarak düzenlemiş olduğumuz konferansımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlim Yayma Cemiyeti olarak içinde bulunduğumuz ilimiz, ülkemiz adına ve
değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarma anlamında bir çaba sarf etmeye çalışıyoruz. Bu açıdan hem yurdumuz kız ve erkek öğrenci yurdu olmak üzere öğrenci evlerimiz ve öğrencilerimize, Malatya ve Malatya dışından gelen öğrencilerimize kendi imkanlarımız çerçevesinde destek vermeye çalışıyoruz. Tabii ki maddi desteğin ötesinde önemli olan ve daha da önemli olan manevi destek. Ülkemizin 20 yıl sonra benim yaş grubunun bir köşeye çekildiği bir dönemde şu anki gençlerimiz ülke yönetiminde daha çok söz sahibi olacaklardır. Ne zaman, nasıl hareket edeceklerini çok iyi bir şekilde öğrenerek bu süreci geçirmeye çalışıyorlar. Biz de bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Günümüz zor zamanlarda sağlam duran adamların söz söyleme zamanıdır. Cesur çıkışların, cesur adamların ülke ve vatanımız için öne atılma zamanıdır. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki bu süreç gerçekten geçmişimizi de özellikle göz önünde bulundurarak neden böyle bir süreç içerisindeyiz? Neden bu sıkıntıları yaşamak zorundayız? Tarihimize bakarak bunları çok daha net bir şekilde anlayabiliriz, algılayabiliriz. İslam dediğimiz zaman, millet dediğimiz zaman, ümmet dediğimiz zaman, kardeşlik dediğimiz zaman, değerler dediğimiz zaman, bin yıllık direnç dediğimiz zaman ve değerlerimizi yüksek sesle haykıran zihinlerimizi ve coğrafyamıza bu değerlerimizi hem yerleşmesini hem ebedi olmasını sağlamak için böylesi bir program düzenlemeyi düşündük. Ve Allah'ın lütfuyla, yardımıyla da misafirlerimizi konuk ettik. Özellikle genç kuşaklarımız ve anne ve babalarımız, ki gençler ağırlıkta salonda, öncelikli olarak sosyal medyada görmüş olduğum bir paylaşımı sizlerle fazla zamanınızı almadan paylaşmak istiyorum. Bir tane öğretmenimiz, bugün de misafirlerimizle paylaştım, diyor ki 70'li yıllarda diyor, otobüsle diyor doğuya doğru giderken Antep'e doğru gittik diyor. Görevimiz diyor oradaydı diyor. Otobüs mola verdiğinde 45 kişilik otobüsün 5 tanesi lokantaya doğru, 40 tanesi de mescide doğru yöneliyordu diyor. 1980 oldu diyor. Bingöl'de diyor çalıştım diyor. Aynı şekilde diyor. Bingöl'e giderken de diyor, aynı manzarayla yaşadık diyor. Yine 45 kişilik bir otobüsün %90'ı mescide doğru, %10'u ise lokantaya doğru yöneldi diyor. Çok mutlu olmuştum diyor. Çok keyif almıştım. Bizim toplumumuz işte bu diye içimden geçirmiştim diyor. Ancak diyor, yıl 2000'li yıllara geldiğimizde diyor, eski görev yaptığım yerleri ziyaret edeyim diye yine bir doğu iline diyor gittim diyor. Bu defa diyor otobüs mola verdiğinde 5 kişi diyor, genelde diyor çoğunluğunun yaşı diyor ilerlemiş bir vaziyette mescide doğru yöneldi. Diğerleri ise diyor lokantaya doğru yöneldi diyor. Eyvah dedim diyor. Biz nerede kaybettik? Nerede hikmetimizi yitirdik diye düşündüm diyor. Şimdi bundan hepimiz, bu sosyal paylaşımdan hepimiz bir pay çıkarırız. Ben sadece
bunu burada yorumlamaktan ziyade anlatmak istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Hepimiz birçok şeyi biliyoruz. Ancak bildiklerimizi en önemli şey gelecek günümüzdeki kuşaklara ve gelecek kuşaklara aktarıp aktaramama meselesindeyiz. Eğer bunları doğru bir şekilde aktarırsak işte İslam ümmetinin 1000 yıldan fazladır yaşamış olduğu bu ülkede, bu topraklarda ve bunun çevresindeki diğer ülkelerde kalıcılık ve nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi ben size iki şey bırakıyorum. Birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Diğeri ise benim sünnetimdir deyip de eğer bunlara sımsıkı sarılırsanız zillete düşmezsiniz. Hadisi şerifi mucibince kalıcılık ve İslam medeniyetinin yeniden tesis edilmesi, yeniden gençlerimizin bilinçlendirilmesi, toplumsal hafızayı, tarihsel hafızayı yeniden hatırlamamız ve tekrar kazanmamız için ancak böylesi bir sıkı bir süreçten geçerek kazanabiliriz ve yakalayabiliriz. Şimdi konuklarımızı tanıyorsunuz. Ben onlarla da bir iki cümle edip konuşmama son vereceğim. Sayın Profesör Mehmet Çelik hocamızı ben 2 yıl önce 30 Mart seçimlerinden önce herkesin hatta çoğu zaman rahat ortamlarda rahat rahat konuşan birçok insanın konuşmayı değil de nutkunun bile tutulduğu bir zamanlarda 2 sene önceki bu zamanları hatırlayalım ki daha dün 17 Aralık'tı. Sayın hocamız gerçekten bu salonda bu şekilde hınca hınç bir salonda 2,5 saat dinlemiştik. Ben ilk defa bunu da kendisine ifade ediyorum. Ama Allah razı olsun katılımcılardan hiç kimse salonu bu süre içerisinde terk etmemişti. Ülke TV'den konuklarımızı çok iyi tanıyoruz. Turgay Bey kardeşimizle ilgili de yine o tantanalı ve yine çok konuşup da bu tür zor zamanlarda konuşamayanlar ve nutukları tutunanların çok fazla olduğu günlerde kız yurdumuzda kız öğrencilerimiz hatırlar misafir etmiştik. Güzel bir genel müdürlük kavramı üzerinden başlayıp sistemin nasıl ülkeye ihanet ettiği üzerinde çok güzel değerlendirmelerde bulunmuşlardı. Allah kendilerinden razı olsun. Bu nedenle bu iki konuğumuzun Malatya'da ağırlamaktan mutluyuz ve değerler konusunda özellikle değerlerin kalıcılığı konusunda çabamızın da inşallah bir faydası olacağını ve ürünlerinin olacağını da inancıyla hepinize saygıyla iyi akşamlar diliyorum. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler, katılımcılarımızı sahneye davet etmeden önce bu değerli konuklarımız hakkında kısa bilgiler vermek istiyoruz. Mehmet Çelik hocamız Elazığ doğumludur. Yüksek öğrenimini Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ve İslam Felsefesi bölümüyle Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatını bitirerek tamamlamıştır. 1980 yılında akademik hayata intisap eden Profesör Doktor Çelik, 1982-87 yılları arasında Mor Gabriel Manastırı'nda Süryanice ve Hristiyan teolojisi üzerinde eğitim aldı. 2001'den bu yana Celal Bayar Üniversitesi'nde profesör ünvanıyla öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Ülke TV ile Turgay Güler'in sunduğu Sıra Dışı Tarih programına da sık sık konuk olmaktadır. Ayrıca Manisa Medya TV ile Abdullah Polat'la birlikte hazırlayıp sundukları Tozlu Sayfalar isimli program her salı ekranlarda yer almaktadır.
Turgay Güler, Malatyalı yazarımız, işletme mezunudur. Kanal 7'de muhabirlik yaparak medya sektörüne adım atmıştır. Muhabir olarak pek çok habere imza atan Güler, farklı bakış açısıyla televizyonculuğa yeni bir soluk getirmiştir. Güler, kariyeri boyunca medyanın dergicilik, radyoculuk gibi farklı alanlarında görev yapmıştır. Güneş Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliği ve Ülke TV'de yayınlanan sıra dışı programcılığı, Akşam Gazetesi'nde ses getiren köşe yazılarıyla bunların arasındadır. Şimdi alkışlarınızla Profesör Doktor Mehmet Çelik ve Turgay Güler'i sahneye davet ediyorum. Zannediyorum bir televizyon kanalımız, memleketimizin bir televizyon kanalı Vahdet TV'de, Muslak TV'de canlı olarak yayınlıyor programı. Muslak TV izleyicilerine de buradan selam olsun. Hocamla birlikte geldik. Bir kez daha geldik. Biraz önce bir başka yerdeydik. Hocam masayı dağıttı orada. Bardağı devirdi. Geçen sene gelmiştiniz değil mi hocam? 2,5 saat sizi esir almış. Bugün 2,5 saat sizi esir almasına fırsat vermeyeceğim. Çünkü uçağımız olacak kaçırırsa. Gündemi konuşacağız. Sıcak gündemi konuşacağız. Farklı bir pencereden konuşacağız. Keyifli olacak. Hocama soracağız. Hocam bana soracak. Değerlendireceğiz. Şimdi bugün karşı karşıya kaldığımız durum dünya tarihinin yeniden yazıldığı bir dönemdir. Tarih yeniden yazılıyor ve bu tarihin yazılmasına hepimiz şahit ediyoruz. Bizzat bu tarihin içinde yaşıyoruz. Tıpkı Çanakkale Savaşı'nı yaşayanlar gibi, Kurtuluş Savaşı'nı yaşayanlar, Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşı'nı yaşayanlar gibi, İstanbul'un fethine katılanlar gibi, Mısır'ın fethine katılanlar gibi. Böyle bir dönem geçiriyoruz. Rusya'nın uçağını düşürdük. Rusya Türkiye'ye boykot uyguladı. Musul'a askerlerimizi gönderdik. Musul'dan askerlerinizi çekin dendi. Suriye karışık. Rusya Suriye'de Türkmenleri vuruyor. PKK içeride hendek kazıyor. Efendime söyleyeyim. Bunlar yaşanıyor. Bir çırpıda özetleyebileceğimiz durum bundan ibaret. Ama madalyonun öbür yüzü, aynanın arkası böyle değil. Türkiye, bunu birçok sefer, birçok konferansta dile getirmiştim. Bugün özetle dile getireceğim. Türkiye'nin bir iddiası var. Fakat küresel aktörler iddia sahibi bir Türkiye istemiyorlar. Bütün mesele bu. Türkiye'nin bir iddiası var. Fakat küresel aktörler, ağababalar sözüm ona, iddiası olan bir Türkiye istemiyor. Aslında iddiası olan bir başkanımız var. Bir başkanımız var. Küresel aktörler iddiası olan bir başkan istemiyorlar. Eğer liderinizin, ülkeyi yöneteninizin, başkanınızın, işte buna cumhurbaşkanı da diyebilirsiniz, bir iddiası varsa, bir hayal, bir hedefi varsa, bir iddia sahibi, yönetici tarafından idare edilen bir ülkeyi istemiyorlar. Meselenin özeti bu.
İddiamızı konuşuruz. Zaten biliyorsunuz bu iddiayı. Şimdi Türkiye 2013 ve 2015 iki zorlu yıl geçirdi. 2013 yani öncesinde benim saçlarım vardı. Şimdi yok. Hocamın da vardı. Şimdi onun da yok. Yok onun da yok deme. Kel ve şişko bir hoca oldu. Şimdi yoruldu. Toplum da yoruldu. Hepimiz yoruldu. Birileri mücadele etmekten, birileri de düşmanlık etmekten yoruldu. Düşmanlık etmekten yorulmadılar aslında. Devam ediyorlar. Biz de mücadele etmekten yorulmadık aslında. Devam ediyoruz. Kastım o değil. Ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Şimdi adamın istediği bir şey var. Türkiye kapısını kapatsın, içeriye dönsün, hiçbir iddiası olmasın. Biz gelelim, Orta Doğu'yu istediğimiz gibi şekillendirelim, keselim, bölelim, parçalayalım. Sonrasında da gelelim, Türkiye'yi kesip böyle parçalayalım, ondan sonra da huzurda erişelim. Plan bu. Bu planı biz yıllarca konuştuk, hocam yıllarca anlattı. Fakat bizi dinleyenler ya da bizim de dinlediğimiz abilerimiz vardı. Onları dinleyenler ve itiraz bunun bir komplo teorisi olduğu şeklindeydi. Yalnız bir ricam olacak. Siz de duyuyorsunuz değil mi? Burada daha rahatlı, benim de dikkatimi çekti. Hocam buyurun. Şimdi Türkiye niye Rusya'nın uçağını düşürdü diye dertlenenler var. Birkaç gün önce Yaşar Nurgöz'ü çıkıp Putin'i öldü. Durup dururken Putin'i niye öldü? Yaşar Nurgöz'ü Kur'an mümini dedi Putin için. İman kokuyor dedi. Ne imanı? Vodka kokuyor. Fazla kaçırınca abuk subuk konuşuyor. Bunu niye söylüyor? Durup dururken Putin'i övmek niye? Çünkü Türkiye Putin'in Rusya'nın sınırlarımızı idare eden uçağını düşürdü. Diyor ki ben Putin'in savundayım. Erlerden bir CHP milletvekili. O da ben Putin'in savundayım diyor. İran'la Türkiye savaşsa ben İran'ın savunda yer alırım diyor. Rusya'ya gidip Türkiye DAEŞ'e sarin gazı satıyor diyor, veriyor diyor. Dönüyorsun, aydın, gazeteci, bir takım siyasetçiler Rusya'nın safında yer alıyor. Dün PKK'nın safında yer almıştı. İsrail'in safında yer almıştı. 2009'daki One Minute neyse geçtiğimiz günlerde Rusya uçağını düşürülmesine aitsidir. Çünkü Rusya uçağı, Rusya defalarca, onlarca kez, belki bunu biliyorsunuz, onlarca kez bizim sınırlarımızı ihlal etti. Samsun'da geçtiğimiz yıl 2014 yılında tam 15 dakika sınır ihlali yaptı. Akdeniz'de, Karadeniz'de gemilerimize yönelik engellemeler, tacizlerde bulundu. Füze sistemleri uçaklarımıza kilitlendi. Her seferinde kendisine bu söylendiğinde, bu hatırlatıldığında ya özür diledi ya haberim yok dedi. Ama hiçbir zaman aklımın ucundan dahi geçirmediği bir şey vardı. Bu sınırları istediğim kadar ihlal etsen de, ne kadar ihlal etsen de Türkiye beni uyarmayı, uçağımı düşürmeyi aklının ucundan dahi geçiremez. Buna cesaret edemez. Buna inanıyorum. Uçağı düşürüp dengesi alt üst oldu. Türkiye'nin Suriye arasında bir gerilim yaşanıyor. Bu gerilimin kazanan tarafı hiçbir zaman Rusya olmayacak. Evet,
bunun sıkıntılarını Türkiye olarak belki biz de çekeceğiz. Ama kaybeden olmayacağız. O zaman bu yeniden şekilleniyor. Herkes burada, bir masa kurulmuş. Oyuncular bu masada kartlarını masaya sürüyor. Türkiye o masada hiçbir zaman yer almadı. 1920'de bu ülke Türkiye Cumhuriyeti kurulurken o masaya oturamamıştı. Ama bugün oturdu. Şöyle elinin tersiyle gitti, kendisine yer açtı ve o masaya oturdu. Bir dakika, ben de oyun kurucular arasındayım dedi. Çünkü düne kadar hasta adamdı. Düne kadar silahı yoktu. PKK ile mücadelede bugün gerçekleştirilen başarının arkasında yatan en büyük nedenlerden, etkenlerden biri şüphesiz son dönemde gerçekleştirdiğimiz büyük teknolojik yatırımlar ve neticesindeki başarılarımızdır. Artık PKK kamplarını kendi İHA'larımızla tespit edip vuruyoruz. Artık o mağaraları yalandan yere bomba atmıyoruz. Beton denen, zırh denen, dağ denen füzelerimiz, bombalarımız var. Ama dün yoktu. Dün bize koordinatları Amerikalılar veriyor. Yanlış veriyorlar. 10 metre sağa veriyordu ya da 50 metre sola veriyordu. Yahut önceden haber veriyordu kaçın diye. Bugün biz ilk kalbini vurduğumuzda uçaklar hareketlendiğinde 10 dakika içerisinde oradan çekilin dedik Amerikalılara. Ayağımıza dolanmayın. Çünkü birazdan Kandil'e bomba yağdıracağız. O sırada Kandil'de bir hazırlık vardı. Mühimmatlar, cephaneler dışarı çıkarılmış, Türkiye'ye doğru harekete geçilecekti. O cephaneler orada teröristlerle birlikte birkaç dakika içerisinde imha edildi. Sonra bunlar kaçtılar bir köye. O köyde paraları, uyuşturucuları, silahları, onlar imha edildi. Dağlar, taşlar, dereler, tepeler didik didik edildi. Bir irade ortaya koyduğun zaman bu mücadeleyi gerçekleştirebiliyorsun. Şimdi oyun masasına oturan Türkiye'nin ayağına PKK'ya çelme takılmak istedim. 7 Haziran seçimlerine giderken hazırlayıp hiç beklenmedik benzemezlerin, birbirine benzemezlerin birlikteliğini gördük. PKK'ya, PKK çizgisine hizmet eden HDP'ye destek veren yayın organlarını gördük. Gazetecileri gördük, ulusalcıları, kemalistleri, Atatürkçüleri gördük. Cumhuriyet mitinglerinde boy gösterenleri gördük, PKK'ya destek olan. Şimdi dünyada her yüzyılda bir dünya yeniden şekillenir. İşte bir yüzyıl bittiği yeni bir yüzyıl şekillenirken Türkiye artık hastadan değil, oyuncular, oyun kurucular arasında masada yer almışken o masada bu ülkeyi dimdik temsil eden, her türlü mücadeleyi veren, dünya beşten büyüktür diyen bir lider var ve o liderin maalesef bizim içimizdeki ihanet şebekeleri ikide bir oturduğu o oyun masasından kaldırıyor. Düşünün ki bir büyük rüyanız, hayaliniz, iddianız, amacınız var. Bunu gerçekleştirmek için düğmeye basmışsınız. Bir yandan köprüler, barajlar yapıyorsunuz. Üçüncü köprü yapıyorsunuz. Havalimanı yapıyorsunuz, nükleer santral yapıyorsunuz, Kanal İstanbul'u yapıyorsunuz, silah üretiyorsunuz, kendi silahınızı üretiyorsunuz, istihdam oluşturuyorsunuz, ekonominizi güçlendiriyorsunuz. Ama bir yandan alçan biri kalkıp sizi uğraştırıyor. Şöyle uğraştırıyor. Cumhurbaşkanlığı sarayında Tayyip Erdoğan'ın tuvaletinin klozeti altın kaplı. Şimdi sen bir ülkenin cumhurbaşkanını böyle bir meseleyle meşgul ediyorsun. Bunda da hain alçaklık değil de nedir?
Meşhuren o masadan kalkıp dönüp yahu etmeyle eylemeyin. Gel bak bu yalanı niye söylüyorsun? Altı kaplama bağı bilen değil. Bunu anlatıyorum. Bunu anlatmak zorunda kalıyor. Çünkü elini kolunu bu yalanlarla bağlamak istediği için. Neyse bu bitiyor. Gidiyor oturuyor masaya. Yeniden bir uğraş bir mücadele verirken bu kez kalkıyor diyor ki Cumhurbaşkanlığı sarayın masası 4000 lira. Tekrar kalkıyor masadan dönüyor geliyor diyor ki ya Allah aşkına etmeyin eylemeyin. İzah etmek zorunda. Masanın örtüsünü kaldırıyor bakın diyor bu sultadan başka bir şey değil. 4 tane üst üste koyuyorsunuz falan. 400 lira alın masa falan diyor. Dönüyor tekrar masaya oturuyor. Selahattin oradan bağırıyor. Seni başkan yaptırmayacağız, işte sokağa çıkacağız, bilmem ne. Çık! Hendek kazacağız falan. Tekrar masadan kalkıyor. Şimdi, bunun adına ihanet denir. Bunun adına alçaklık denir. Bir tanesi duruyor. MİT tırlarını, yok işte işine silah götürüyordu, bilmem ne falan. Herkes mülkülüyor. Paralel yapıp masadan kaldırdı. Gezinciler masadan kaldırdı. Bakın enerjimizi tüketti. 2013 ile 2015 arası 1 Kasım'a kadar geçen süre içerisinde bu ülke yüzlerce milyar dolar zarar etti. Altını çiziyorum. 2013 Gezi, 17-25 Aralık, 6-8 Ekim olayları, 7 Haziran seçim kumpası hepsi bu ülkeye yüzlerce milyar dolar zarar etti. Gezi, korkunç bir zarar. 17-25 Aralık korkunç bir zarar. Nerede bu kaçacak, Malezya'ya kaçacak, şuraya kaçacak, buraya kaçacak diyen arkadaşlar? Hepsi ararsın. En son Hakan Şükür kaçtı. Önce sakalı kesti, sonra malı mülkü sattı, sonra Amerika'ya gitti. Şimdi savcıları, hakimleri, mütevelli başkanları, il imamları, bilmem şu imamları, bu imamları falan hepsi kaçıp gitti. Kaçıp gitti ama öyle bir kötülük yaptılar ki bu ülkeye ilerler. Yüzlerce milyar dolar bu ülkeye zarar verdiler. Bundan da biz ihanet, vatana ihanet, alçaklık demeyeceğiz de ne diyeceğiz? Böyle bir süreç. Yani Türkiye haritadaki avantajlı konumu nedeniyle sürekli rahatsız edilecek bir ülke olacak. Ta ki ayaklarımızın üzerinde duracaklar. Peki nasıl duracağız? İşte durmaya çalışıyoruz. Durdurmak istemiyorlar. Bütün mesele Suriye ile Türkiye arasında bir bant Kürt devleti kurmak. Aslında Kürt devleti de değil. İsrail'e hizmet edecek. Adı PYD olan. İran'a hizmet edecek, Rusya'ya hizmet edecek, bir enerji koridorundan başka bir şey olmayan bir yapı devlet istiyorlar. Türkmenler de o yüzden ortadan şerit devam ederken arada Türkmenler kalıyor. Onu çıkarıp hattı tamamlamak istiyorlar. Türkiye buna müsaade etmiyor, Musul'a gidiyor. İçeriden birileri bağırıyor, Türkiye'nin Musul'da ne işi var? Be adam, Rusya'nın Musul'da Suriye'de ne işi var diye niçin sorabiliyorsun? Geçen gün bu seçim rezimetinin ardından ilk kez, 1,5 ay sonra ilk kez ekrana çıkan Kemal Bey'i gördüm. Kemal Bey, işte sizin bir bu Kürt meselesi, terör meselesiyle ilgili bir öneriniz var mı? Var. Ne? Şu an hatırlamıyorum. Şu konuda efendime söyleyeyim bu öz yönetimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yerel yönetimlerin güçlendirilmesini söylüyoruz diyor. Diyorlar ki ya AK Parti bu yerel yönetimlerin güçlendirilmesi için kanun çıkardı. Siz Anayasa Mahkemesi'ne koşup iddia ettirdiniz. Vallahi hatırlamıyorum diyor. Şimdi birkaç önerinizi alalım diyorlar mesela bir başta programda Kürt meselesiyle ilgili. Önerimiz var, önerilerimiz var. Nedir efendim? Vallahi söyleseydiniz yanıma alırdım. Şimdi bunları Kemal Bey'e üzmek için söylemiyorum. Ama Kemal Bey bu.
dedi ki bu Suriyelileri bu ülkeden kovacağız, iktidara gelin, kusura bakma arkadaş, diyeceğiz, göndereceğiz falan. Ondan iki ay önce de bir soğuk kış günü bir belediye otobüsünün egzozuyla ısınan küçücük bir çocuğun fotoğrafını alıp ekranlardan gösterdi. Utan dedi, bak bu çocuklar üşüyor. Kovalım mı ısıtalım? Aksaray'da bir ciğer, konuları böyle bilinçli olarak pasaj pasaj anlatıyorum. Aksaray'da benim de gittiğim, hocamı da götürdüğüm bir ciğerci var. İsmail, ciğerci İsmail. Bunlar iki kardeş. Vaktiyle Aksaray'da, pavyonda bir şarkı söyleyip biri de çalıyor abi kardeş. O da hayattan bıkıyor bir. Ne diyor, lanet olsun, böyle hayat mı olur? Bırakıyorlar, tövbe ediyorlar. Az ileride İsmail Ağa'ya gidiyorlar, Mahmut Efendi'ye mürit oluyormuş. Namaza niyaza başlıyorlar, biraz da sakal bırakıyorlar. Gelen orada da bir ciğerci açıyorlar. Güzel de ciğeri var. Herkes gelir, meşhur bir ciğerci. Bilal Erdoğan da bir gün uğruyor ciğerciye. Bilirsiniz bu tür mekanlara tanıdık simalar gidince mekan sahibi fotoğraf çekiyor. Hasarlı olan. Ondan da rica ediyorlar. O da çektiriyor fotoğrafı. Bir süre sonra CHP milletvekili Halil Koç elinde fotoğrafla diyor ki işte işçilerle Bilal Erdoğan. Geçen gün Neşe gazetesinde manşet yapmıştım. Hiç mi utanmıyorsun diye. Utandı, özür diledi ciğercilerden. Şimdi dönüyorsun diyorsun ki ya arkadaş, yani Sayın Cumhurbaşkanı diyor, oğlu diyor, bizler diyoruz. Bu işçi değil, bunlar ciğerci. Sonra Rusya alıyor bunu. Bak diyor işte Tayyip Erdoğan'ın oğlu işçilerle yanında bir tane de tır koymuş. Bu tırla da diyor şey tank, tanker. Bunda da petrol kaçırıyor diyor. Böyle bir dünya. Burada da anlamamız gereken bir şey var. Bu taktik, PKK'nın taktiği, paralel yapının taktiği, İsrail'in taktiği, Rusya'nın taktiği, Suriye'nin taktiği, aynı taktik. Yani üst taktiğin taktiği. Bunların hepsi kardeş. MİT tırlarının durdurulmasının ardından ortaya attıkları işi de silah gibi yalanını biz ilk başta okuyamadık. Dedik ki ya şu hainliğe bakar mısın? Bu yalanı ortaya atıyorlar. Türkiye'yi uluslararası arenada zor duruma düşürmek, işte savaş suçlusu ilan ettirmek için bunu yapıyorlar falan diye düşünmüş. Yani bizim normal zekamız ancak böyle okuyabilir. Adamlardaki şeytani zeka aklımızın ucundan geçmeyeni planlamıştır. Abdullah Öcalan'ın Diyarbakır'da Nevruz günü okuttuğu mektupta PKK'ya silahları bırakın çağrısı yapmıştı. Haziran'da silahlar bırakılacaktı. Baharda silahlar bırakılacaktı. PKK'nın silah bırakmaktan başka hiçbir çaresi kalmadı. Çünkü PKK artık tasfiye edilmesi gereken bir terör örgütüydü. Elinde hiçbir argüman kalmadı. Kürt kimliğinin inkarı, asimilasyon politikaları, baskı, zulüm, bölgeye hizmet gitmemesi vesaire, tüm bu argümanların hepsi ellerinden alındı. Dahası, daha fazlası bölgeye ulaştırıldı. Artık PKK tasfiye olmalıydı. Ama PKK'nın arkasındaki konsorsiyum bu terör örgütünün daha henüz yapacağı bir takım işler olduğu için tasfiye edilmesini istemedi. Bir kanalı Suriye'ye, diğer kanalı İran'a, öbürü Rusya'ya, öbürü Suriye'ye bakan bir yapı. Derin Avrupa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin arka çıktığı, destek olduğu, kışkırttığı, yönlendirdiği bir yapıdır. Bir terör örgütüdür PKK. Peki nasıl olacak da silah bırakmayacak? Hiçbir makul gerekçesi kalmadı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yani Tayyip Erdoğan, MİT tırlarıyla IŞİD'e silah götürüyor, yalanının amacı buydu zaten. Hiç bugüne kadar duymadığımız Rojova denen, bir Kobani denen bir yer duydu. Duymuş muydun hocam sen daha? Yok. Orada IŞİD gelmiş, ne işi varsa, IŞİD bu İngiliz anahtarı gibi her kapıyı açıyor. Ne işi varsa
burada Kürtlere karşı savaş veriyormuş. Niye İsrail'e gidip İsrail'e karşı Filistin'in yanında savaş veriyorsun? Niye dünyanın çeşitli coğrafyalarında mazlum Müslümanların ya da mazlum insanların safında savaş veriyorsun? Gelmiş orada IŞİD'le mücadele ediyormuş. Kürt sokağında da içeride şunu sattılar. Dediler ki, orada IŞİD Kürt bacılarımıza tecavüz ediyor, çocuklarımızı katlediyor, bilmem ne oluyor vesaire. İçeride bir fırtına estirdiler. 6-7-8 Ekim olaylarını peydahladılar.